Şimdi bunlar dün canlı yayında yaşananlardı. Bir de yayın sonrası yaşananlar var. Biz hani veda ettik sizlere, bay bay dedik. Fakat sonra neler oldu? Buyurun izleyelim. Sabah duydum. Pamuk'un ailesi gelip artık erken olduğu için sadece bu hediyeleri vermek istediğini öğrendim. Ben de anneme söyledim. O da tamam oğlum dedi. Ne zamanki almak isterse ya da onlara en uygun zaman ne zamansa o zaten onun. O takılar onun zaten. Konuşurken demek ki ben annemle babamla bir küçücük kavga ettiğimde sen daha çok böyle benim daha üstüne yemeye çalışacaksın yani. Bir soruna sorun çıkaracaksın. Kızdığım nokta bu. Ben zaten dün akşam babamla durmadan sorun yaşamışım. Altınları aldım, ettik, şey yaptık diye. Babam bana da kızdı. Nasıl böyle bir hataya düşerdi? Ve babası çıktığında canlı yayında zaten hiçbir yanlış kelime etmedi Orhan amca. Erken olduğu için kabul edemeyeceklerini anlattı. Daha sonra Pamuk söz aldığında anneme bu zamana kadar 2 hafta boyunca her seferinde anneciğim, anneciğim, anneciğim diyen insan en ufak bir tartışmada sen diye bahsediyorsa ve Remziye Hanım diye bahsediyorsa bu insan zaten benim hayatımda olamaz. Bu insan zaten benim hayatımda olamaz. Demedi babama, baba demedi. Orhan amcacığım dedi. O benim babama Orhan amca diyorsa ben de onun annesinin artık Remziye annedir. Demem, anneciğim demem de Remziye Hanım derim yani bu dakikadan sonra. Zaten dedim yani. Ben babasınla daha önceden hiçbir şekilde diyalog haline girmedim. Hiç daha önceden konuşmadığım bir beyefendiye baba dersen bu benim ne kadar samimiyetsiz olduğumu gösterir. Benim annem sana şöyle yaptı, benim annem böyle yaptı, benim annem şöyle yaptı. Abicim benim daha babam bir kere bağlandı. Belki benim babam da daha çok onu oğlu gibi sevecek. Ki benim babam ben biliyorum istemese çok kesinlikle reddeder ve beni buraya bile göndermez. Sinirli, otoriter bir adamdır. Bu şartlar altında barışmayı düşünmüyorum. Zararın neresinden dönerse kârdır. Diyorum yani. Ben orada Pamuk'un dediği laflara takıldım. Ben onu parayla büyülemeye çalışıyormuşuz. Ama bunu babası değil, kendisi yansıttı. Ve ben bunun gerçekten planlanmış, programlanmış ve bugün hata, problem çıkartılıp da o yüzüğü oraya koymak için çıkartıldığını düşünüyorum. Tarık bundan kadar sonra ne yaparsa hiçbir şekilde barışmam yani. Kesinlikle. Ben biraz önce dışarıda anneme de söyledim. Fikirlerin neyse saygı duyarım. Bir insan ilk gün neyse son günde odur dedi. Kesinlikle ve kesinlikle bu saatten sonra istemiyorum dedi. Benim için de ailemin kararları çok önemli. Hiçbir şekilde kalbimi kazanamaz. Çok alelen gelişen bir olaydan dolayı o yüzüğü çıkartıp masaya koyabiliyorsa milyonların önünde bir daha da takmasına bana göre gerek yok yani.